Efendim merhaba. Bugün bu programda sizinle yaptırımlar ve Türkiye bu konuyla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Çünkü artık kağıtsa yaptırımlar ile ilgili ilk 5 maddenin uygulamaya sokulacağı açıklanmış, açıklandı. İdi ifadesinden vazgeçtim. Artık açıklandı. Peki efendim. Şimdi öncelikle bakalım Türkiye'nin aslında birinci gündem maddesine, tabii ki bütün dünyada olduğu gibi birinci gündem maddesi bu salgın. Bununla nasıl başa çıkılacak? Tabii ki bununla başa çıkılacak. Bir yıl içinde mi, bir buçuk yıl içinde mi, iki yıl içinde mi? Dünya tarihinin görmüş olduğu öteki salgın hastalıklar gibi bu da bitecek. Ancak devlet ve halkın yaşamı devam edecek. Şimdi Türkiye'nin birinci gündem maddesi salgın. İkinci gündem maddesi tabii ki ekonomi ama halkın gündemi ne diyorsanız salgın mı ekonomi mi benim görebildiğim kadarıyla televizyon ekranlarından izlediğim, yapılan röportajlardan gördüğüm tabii ki kaçınılmaz olarak ekonomi. Ve onun ardından tabii ki güvenlik geliyor, onun ardından işte demokratikleşmedeki büyük problemlerimiz, uzun sözün kısası dikkat edin. Türkiye'nin sorunları o kadar çok ki bir sonraki gün, bugün ne günlerden Perşembe bunu yayınlıyoruz. Cuma günü parti kapatmayla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım bir video gelecek efendim huzurlarınıza. Bir bakalım ne düşüneceksiniz onunla ilgili yapacağım yorumla, analizle, değerlendirmeyle sürdüreceğiz. Ondan sonra da hafta sonu cumartesi günü daha önce ifade etmiştim. Her hafta sonu tarihle ilgili bir video hazırlamak istiyorum. Aristoteles paylaşacağım. Acaba günümüze yansımaları var mı yok mu bakacağız. Şimdi dolayısıyla bugünkü el alacağımız konuya geri dönelim. Şimdi yaptırımlar ve Türkiye dedik. Türkiye'yi unutalım. Yaptırım ne anlam taşır? Bir ülke başka bir ülkeye yaptırım uygulamaya karar verirse bunun niçin yapar? Bir, o ülkeyi siyaseten çökertmek için. İki. O ülkeyi ekonomik olarak çökertmek için. Üç. O ülkeye göz daha vermek için. Dört. O ülkeye herhangi bir şekli ile çerçevesi ne olursa olsun efendim boyun eğdirmek için bunları yapabilir. Ya da bir ülkeye eğer siz bu türlü yaptırım uyguluyorsanız ya da ambargo koyma kararı veriyorsanız verilmiş olan bir karardan geri adım attırmak için bunları yapıyorsunuz demektir. Şimdi geri dönelim Türkiye diye meseleye bakalım. Türkiye özelinde baktığımız zaman Türkiye ilk kez mi kendisine böyle bir yaptırım uygulanıyor ya da ambargo konuyor diyorsanız hayır. 1975 yılında yani Kıbrıs barış harekatından sonra ABD Türkiye'ye bir büyük yaptırım uygulamış idi. Türkiye ekonomisi gerçekten çok ağır dar boğaza girdi. Sıkıntılar yaşadı. Bundan kaç aylar önce biliyorsunuz bu konuyla ilgili düşün anlatmıştım zaten. Bir kez daha yinelenmeme gerek yok. Merak edecek olan arkadaşlarım geri dönsün ona baksınlar. O 3 yıl sürdü. Şimdi genel bir çerçeve çizeyim. Efendim Türkiye'ye ister ABD ister Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesi ki herhangi bir ülkesine kastettiğim aslında Almanya en güçlü ülke o. Hemen bir yaptırım uygulama kararı alsın. Bunu da bir takvime bağlasın. Uzun bir zaman bu sürdürülemez. Türkiye özelinde söylüyorum. Şimdi neden sürdürülemez? Şimdi gelelim oraya efendim. Peki. Şimdi ABD'nin almış olduğu bu karar kağıtsa yaptırımları. Şimdi efendim tek gözlüğümü takayım. Çünkü notlarım var. İzleyicimizin birisi ifade etmiş efendim. Demiş ki yazılı olarak niçin Erol Hoca efendim, notlar alarak konuşmuyor. Efendim adı üstünde Erol Hoca her zaman notlar alarak konuşur. Her hocanın yaptığı gibi görmeyebilir o izleyicimiz benim önümdeki notlarımı. Çünkü bir hocanın en korktuğu şey hızlı konuşma temposu içerisinde hata yapmaktır. Cumartesi günkü videoda söyleyeceğim. iki tane hata yapmışım daha önceki videoda efendim. Peki şimdi uzun adı neydi bu Kağıtsa'nın? ABD'nin hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası ilk kez bir NATO ülkesine karşı bunu uygulama kararı aldı. Kağıtsa'nın çıkışı neydi? 2010 2017 yılında bu Rusya'nın Ukrayna ve Suriye savaşlarına öyle diyeyim savaş diyeyim artık bunun adına müdahale etmesi sonucu ABD senatosunda kabul edilmişti ve hasım olarak kimi görüyordu? Rusya'yı görüyordu. Başka hasım olarak Rusya'nın dışında iki ülke daha tayin ettiler. Bunlar kimdi? İran ve Kuzey Kore. Şimdi efendim bunlar anlaşılabilir mi? Peki anlaşılabilir. Türkiye hasım mı? Efendim şimdi şu cümleme lütfen dikkat buyurunuz. Benim görebildiğim kadarıyla Kaasa yaptırımlarına ve onun değerlendirmesine, arkadan Amerikan kaynaklarının Pompeo başta olmak üzere yaptıkları konuşmalardan çıkardığım sonuç şu. Türkiye hasım olarak değil, hasım olan Rusya'dan S-400 bu füze savunma sistemini almış olması nedeniyle bu yaptırımlara muhatap kılındı. Peki, kısacası Türkiye tehdit edildi. Şimdi bunu bir kenara koydum ama bir hatırlatma yapayım burada. Asya'da, Hindistan'da S-400 müşterisi. Dikkatinizi çekerim ABD, kağıt sayı yaptırımları konusunda Hindistan'a herhangi biçimde bir tehdit göndermedi. Neden? Çünkü ABD kendisi için şu anda dünyada en büyük rakip olarak gördüğü Çin'in karşısında Hindistan'ın önemli bir engel olduğunu düşünüyor. Bu nedenden dolayı kendisinin Asya'daki en önemli müttefiki olarak değerlendirdiği Hindistan'a karşı Kaatsa yaptırımlarını hiç dile bile getirmiyor. Hemen bir parantez açayım burada. Birkaç aylar önce anlatmıştım. Onu izlemeyen arkadaşlarım olmuş olabilir. Çok doğal olarak unutulmuş olabilir. 1995 yılında ben, Kasım ayında 1995 yılında Sydney'de Henry Kissinger'ı dinlemiştim. Henry Kissinger o zaman demişti ki 21. yüzyılın ortası için ifade ediyor idi. Bizim dedi süper güç adayımız Hindistan'dır ve uzun bir konuşmadır o. Uzun bir konuşmadır. Ben de o konuşmadan bazı pasajlar aktarmıştım başka bir pro bu e, videolarda. Efendim ve o tarihte de Cumhuriyet Gazetesi'ni Henry Kissinger'ın konuşmasında yazmış göndermiştim. Çünkü Cumhuriyet'in orada da muhabirliğini yapıyor idim Avustralya'nın. Peki efendim şimdi Türkiye'nin bakalım. Türkiye'nin yerden havaya bir füze sistemine ihtiyacı var mı? Var. Çünkü bulunduğu coğrafya, kendi güvenlik algıları, politikaları, efendim Türkiye'nin için böyle bir algı içinde diye hiç kimse tarafından suçlanamaz, değerlendirilemez. Türkiye özgür bir ülke, Türkiye bağımsız bir ülke. Evet bu açıdan hiç kimse hiçbir şey söyleyemez. Şimdilik de buraya bir nokta koyayım bu sistem meselesine. Şimdi Türkiye, ABD ve ABD'nin Avrupa Birliği'nin yaptırım kararlarını hepimiz sıkıntıyla bekledi ve hepimiz sıkıntıyla bekledik. Ancak çıkan kararlara baktığımız zaman çıkan kararlar yumuşak. Şu an için yumuşak kararlar. Bir önceki videoda hatırlarsınız bu konuyla ilgili değerlendirmemde de demiştim ki işte bu 12 tane madde, 12 maddenin içinden 5 madde en yumuşak olanları seçilecek. Trump bunu mecburen onaylayacak, bu 5 maddeyi mecburen ilan edecek. Nedenlerini de kendimce açıklamıştım. Geri dönüp ona bakarsınız. Peki bilindiği gibi Avrupa Birliği'nin bu 10-11 Aralık'ta yapılmış olduğu zirvede Türkiye'ye Türkiye ile Türkiye ilgili yine sert kararlar alınmadı ve Mart ayının bekleneceği yani Biden'ın masaya oturup masaya oturduktan sonra Türkiye'ye yönelik olarak alacağı kararları ya da karar sürecinin bekleneceği ifade edildi. Üstelik de Fransa ve Yunanistan'ın ağır baskısına rağmen. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Çok açık. ABD ve Avrupa Birliği Türkiye'yi şu an için şöyle bir şey söyleyeyim size. Kısa ve orta vadede Türkiye'yi gözden çıkaramıyor. Bir kere bu Türkiye'nin karşısında. Bunun çeşitli nedenleri var. Uzun uzun açıklamama gerek yok artık. Ana rahmindeki çocuklar, bebeler bile o. Cenin halindekiler bile artık bunu biliyor. Çünkü 24 saat bu konuşuluyor televizyonlarımızda. Peki İkinci soru şu. Türkiye batıdan kopabilir mi? Hayır efendim. Bunun yanıtı da hayır. Türkiye batıdan kopamaz. Bu Osmanlı Devleti'nin tarihinden itibaren bu böyledir. Bizim tarihimize de geri dönüp baktığımız zaman bu böyle. Şimdi Tayyip Bey'in konuşmalarına da bakınız. En sonki konuşmalar neyle ilgiliydi? Efendim hedefini Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğunu zaten kuruluştan itibaren bunu ifade ediyorlar idi. Şunu da söyleyeyim. Şimdi Tayyip Bey Batı'ya karşı her fırsatta bir esip gürledi. Ey diye o ünlü konuşmalarını hatırlayınız. Almanya'ya işte neonazi gibi açıklamalar, hatırlatmalar yaptı, suçlamalar yaptı. Merkel'e işte aynı şekilde bir takım suçlamalar yaptı. Yeniden bütün bunların hepsini yinelemeyeyim efendim. Yinelememe gerek yok. Avrupa Birliği'ne zaman zaman Haçlı İttifakı dendi. Bu baştan itibaren ta böyle 1995'ten itibaren bu söyleniyor zaten. Bu Saadet Partisi, Refah Partisi aktörleri de bunu ifade ediyor. Tamam buna da söyleyecek hiçbir lafımız yok. Bu kullanılan ifadeler ama Tayyip Bey şimdi benim gördüğüm çok net. Rasyonel kararlar alıyor. Bu önemli bir mesele. Şimdi daha bir yumuşak başlı hale gelindi. Bu da önemlidir. Yani şimdi geri dönüp batıya Osmanlı tokadı atmaktan falan söz etmiyor. Aynı şekilde ABD hiçbir zaman ey diye başlamadı biliyorsunuz. Peki şimdi benim gördüğüm kadarıyla Şimdi artık bizde tek adam sistemi olduğu için hükümet falan filan öyle laflar kullanamıyoruz, öyle ifadeler kullanamıyorum. Bütün kararları Tayyip Bey veriyor, tek adam veriyor kararları çünkü. Ne yapıyor? Şimdi daha soğukkanlı davranıyor ya da soğukkanlı davranmaya çalışıyor. Siyasete bir şans vermeye uğraşıyorlar. Kendisinin de ifadesi diplomasiye şans vermek, müzakere etmek gerekir diyor. Şimdi tabii ki bu davranış şekli, davranış niye değişti? söylemler niye değişti diyorsanız çok anlaşılabilir. Artık oradan Trump gitti. Yani bütün dünyaya efelenen Trump gitti. Yerine kim geldi? Yerine şimdi Biden geldi. Biden'ın gelmesiyle birlikte Tayyip Bey'in de tavır ve davranışları değişecek. Zaten biliyorsunuz daha önceleri de hep ifade ediyoruz. Tayyip Bey'in en önemli özelliği bu yani bir gün önce söylediğinin tam tersini bir gün sonra söyleyebiliyor ve bunda da hiçbir yüksünmesi yok. Bunu çok rahatlıkla yapabiliyor. Ayrıca da Trump örneğinden yola çıktığımızda da şöyle görürüz. Otoriter liderler kolay kolay yanlış yaptım demezler. Bu böyle bir ifade bekleyemeyiz. Bunu da bir köşeye koyalım şimdilik. Şöyle bir değerlendirmem var. Gerek ABD, gerek özellikle Merkel Türkiye'yi Rusya ve Çin'in yanına itmek istemiyor. Ha işte bu yaptırım kararları şu an için neden bu kadar hafif olarak ele alındı diyorsanız, ana nedeni en önemli etkenli tam da budur. Şimdi ABD açısından görüldüğümüz kadarıyla Suriye çok değerli. Şimdi Türkiye ile Tam hasım olmaktan da kaçınıyor. Tamam. Ama Suriye'de, ABD orada bir Kürt devleti, PYD, YPG bir Kürt devleti tamam kurdurdu. Kurduruyor da değil, kurdurdu. E, Biden bu sefer Türkiye'ye Türkiye yönelik olarak içerideki işte Kürt sorununun çözümü yönünde yüzde yüz diyebilirim ki taleplerde bulunacak. Türkiye buna hazırlıklı olmak gerekiyor, olması gerekiyor. Almanya ve Avrupa Birliği için Türkiye neden gözden çıkarılamıyor? Çok net altın çizerek söylüyorum. Birinci sırada artık mülteciler problemi var. Onlar için büyük problem olur. İki ekonomi. Tep söyledim bir de altın çizerek sö söylüyorum. Türkiye'nin ekonomisini ne ABD ne Avrupa Birliği şu an için yıkmak istemiyor. Özellikle Almanya için bu önemli bir problem. Şimdi Kağıtsa yasası ya da yasa yaptırımlar demeyelim artık. Türkiye'yi aslında uluslararası hukuk bağlamında bağlayıcı mıdır? Kesinlikle hayır. Birleşmiş Milletler kararlarına göre bağlayıcı mıdır? Efendim, kesinlikle hayır. Türkiye tekrar söylüyorum, kendisi ifademiz tam bağımsız bir ülkedir. Ha şu anda bu Kaatsa yaptırımları Tayyip Bey'e mi yöneliktir? Yani Cumhur Reisi yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne mi yöneliktir derseniz... Şimdiye kadarki gördüğüm benim mesele gerek Avrupa Birliği'ndeki tepkiler gerek ABD'deki tepkiler doğrudan doğruya Tayyip Bey'in kendi kişiliğine yöneliktir ya da yönetimine yöneliktir diyeyim. diyeyim. Ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti devleti bunun sıkıntısını yaşıyor, yokluğunu, yoksunluğunu yaşayacak. Ha, şöyle de bir husus ifade edeyim efendim. Türkiye'nin NATO üyesi olmuş olması bağımsız bir devlet gibi davranmasının önünde engel midir? Kesinlikle hayır. Türkiye kendisi için gerekli olan savunma sistemlerini almakta özgür müdür? O da evet. Ama Şimdi ama kısmı NATO üyesinin bağlayıcılığı kısmı. Şimdi S-400'ler neden alınma kararı, efendim kararın kendi şekli stratejik olarak doğru olabilir. Çünkü ABD'yi tehdit edecek, NATO'yu tehdit edecek kabul ama alınmış olması yanlıştır. Peki bu da ayrı bir problem. Üçüncüsü bunu aldıktan sonra tıpkı Yunanistan'ın Kıbrıs'ın güneyinden S-300'leri çekip Girit'e konuşlandırdığı gibi şimdi Türkiye'de bununla ilgili olarak masaya oturacak bunu ifade edebilir. Şimdi bakın Savunma Bakanı'nın ifadesi var Akar'ın. Politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sars sarsacağı açıktır dedi. Yani bir kınama kararı ortaya çıktı. İşte bu, bu işler öyle yürümüyor. O da ayrı bir şey. Yani Hulusi Bey'e de hatırlatayım. Bu işler öyle yürümüyor. Efendim şimdi bir başka cephesinden bakalım işi. Şimdi Tayyip Bey kararlarını nasıl alıyor? Aldığında duygusal kararlar alıyor. Bak şimdi rasyonel davranmaya başladı ayrı bir şey. Duygusal. Tepkileri çok duygusal Tayyip Bey'in. Tabi o kişiliğinden kaynaklanan bir husus. Peki diyeceksiniz ki iyi güzel Tayyip Bey duygusal kararlar aldı da ABD'nin Kağıtsa yaptırımı, Avrupa Birliği'nin bu işi biz Mart'ta yeniden gözden geçireceğiz, Mart'a kadar bir gözlemleyelim kararları duygusal değil mi? Onlarınki de duygusal. Bir başka hususu belirteyim efendim. Hep söyledim, hep söylemeye devam edeceğim bir siyaset bilimi bir uluslararası ilişkiler hocası olarak, bir akademisyen olarak AKP'nin dış politikada yaptığı her şey A'dan Z'ye kadar bugüne kadar yanlıştı. Hep ifade ettik. Bu Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşması hariç o başarılı bir iş. Ama çok başarılı olunan olduğu bir yan var Tayyip Bey'in. O başarılı olduğu yanda ne söyleyeyim ben size? O yanda şu. Oturup durumu değerlendirme konusunda şu an için taktik düzeyde başarılı görünüyor. Yani o da ne? ABD'ye karşı Rusya, Rusya'ya karşı ABD şimdiye kadar bunu idare etti. Şimdi zaten bak Pompeo'nun açıklaması neydi? Biz bu kararı aldık ama bu kararı aslında Rusya'ya karşı aldık diyor. Ya burada Rusya son derece rahat. Çünkü zaten 2,5 milyar dolara bize bunu sattı. Şimdi Türkiye'ye karşı gerek ABD'nin gerek Avrupa Birliği'nin bu kadar net ve açıktan böyle tehditler savurmasının sebepleri neler? Bir, Türkiye'nin iç politikada şu anda çok zayıf olduğunu görüyor. Yani iç politika, Türkiye'nin iç politikasının çok çalkantılı olduğunu görüyor. Neden? Çünkü iktidarda şimdi iki partinin koalisyonu var ve çoğu zaman çok zıt kararlar alıyor, ifadeler kullanıyorlar. İkincisi en önemli kısmı. Ekonomimiz çok güçsüz ve zayıf şu anda. Bunu biliyorlar. Peki üçüncüsü Türkiye'nin demokrasisinde demokratikleşmesinde problemler var. Hukukta problemler var zaten bakın dikkat edin Adalet Bakanı bunu açıklıyor. İşte Tayyip Bey diyor ki hukuk reformu yapacağız. Efendim siyasette, iç politikada reformlar yapacağız. Bütün bu problemler ortada. En önemli problemlerden birisi insan hakları konusunda. E şimdi düşününüz bu kadar Türkiye'nin eli bu söylemiş olduğu kartlar ortaya açılmış olan bu kartlarda bu kadar problem, zayıflık, güçsüzlük varsa doğal olarak işte dışarıda da ABD ve Avrupa Birliği'nin merkezleri tabii ki Türkiye'yi tehdit etmekte elinin zayıflıkları nedeniyle çok fazla bir sakınca görmüyor. Ancak şunu da unutmayalım ki bu yaptırımlar konusunda gerek ABD gerek Avrupa Birliği yine de kapıyı açık bıraktı. Ve İk, e, ülkeler arasında yani Türkiye ile kendileri arasında yakınlaşma konusunda çeşitli mesajlar veriyorlar. O mesaj nedir? Diplomasiye şans verelim. Ha şimdi işte rasyonellik nedir? Buradaki pozitif akıl nedir? Akıl şudur. Artık efelenmek, dayılanmak, böbürlenmek ve kibirli davranmak yerine diplomasi. Masaya oturulacak iki tarafta nasılsa nerede güçlü, nerede zayıf bu durumlarını biliyorlar. Olanaklar belli, koşullar belli. Bunların doğrultusunda şimdi stratejilerin belirlenmesi şarttır. Şimdi ABD Savunma Bakanlığı dedi ki yaptırımların asıl hedefi Rusya'dır. Pompeo ne dedi? Türkiye ise 400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye davet ediyoruz. Yani müzakere, öteki ifadeyle diplomasi yolunu açık bıraktı. Masaya oturalım dedi. Unutulmasın ki efendim hem strateji hem diplomasi bir sanattır. Önemli olan işte bu sanatın gereklerini yerine getirebilmektir. Sonuç olarak. Şimdi toparlayalım artık. Dış politikada kendisini yalnızlaştıran Türkiye. Bak bir de altın çizerek ifade ediyorum. Dış politikada kendisini yalnızlaştıran Türkiye'nin Mart ayı gelmeden baskıları hafifletecek adımları atması gerekiyor. Tayyip Bey kent meydanlarında kendisini alkışlayan toplulukların bu türlü teşvik edici efendim onu böyle nasıl diyeyim size ruhunu okşayıcı bu türlü gösterilerine aldanmaması gerekir. Kitleler böyle bir şeydir. Kitleler böyle bir şeydir. Bugün Tayyip Bey'e kral derler. Yarın seçimde oraya birisi gelir. Erol Mütercimler yarın oraya oturur. Kral öldü, yaşasın yeni kral derler. Hiçbir zaman bu şehvete kapılmamak gerekiyor. İçeride ise demokratikleşme yönünde hızlı, en hızlı biçimde ve hızla reformlar yapılmalıdır. Zaten dışarıda ise diplomasi enstrümanını kullanmak rasyonelliği gösterilmelidir. Eğer bunlar yapılmazsa ne olur diyorsanız ben size söyleyeyim efendim. Bunlar yapılmazsa baskılar gittikçe yoğunlaşır. Şunu ifade etmek zorundayız. Daha üniversite sıralarından beri biz sokaklarda bağırıyorduk. Ne ABD, ne Rusya, tam bağımsız Türkiye. Unutmayınız ki bugün yalnızca Türkiye'nin düşmanı diye tırnak içinde kullanıyorum düşman ifadesini görülen ABD değil aynı zamanda Rusya'dır da. Yani ne ABD Türkiye'nin dostudur ne Rusya Türkiye'nin dostudur. Unutmayalım 36 askerimizi kimin uçağının öldürdüğünü kimin bombaladığını bak bunu hiç unutmayalım. Hala o iş açığa kavuşmuş değil. Rus uçağı mı? Orada Rus pilotu mu vardı? Rus savaş uçağında Suriyeli pilot mu vardı gibi neyse bunun bir türlü bir türlü Türk Genel Kurmay kaynakları da bunu bize açıklamıyor. Ya dünyada bazı şeyler açıklandı o da ayrı bir husus. O nedenle bizim bir tek hassasiyetimiz olması gerekir Türkiye. Ve şu da unutulmasın ki ülkenin liderlerine sesleniyorum. Hepsine bütün siyasi parti liderleri tamamına. Unutmayınız ki sizler hepiniz gelip geçicisiniz. Makamlarda kalıcı değilsiniz. Ama yaşamak yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yaşayacak olan bu millettir. O nedenle bu işe tarafsız bakmak zorundayız. Partici gözüyle bakmayacağız. İdeolojik körlükle bakmayacağız. Umarım ki bu yaptırımlar konusundaki benim son konuşmam olur. Umarım bir daha bunun üzerine eğilmemiş oluruz efendim. Hepinize ne diyeyim? Huzur dileyim. Saadet dileyim. Akıl sağlığı dileyim.